Gemi dalgıçlar tarafından büyük parçalara ayrılacak. Geminin tamamen parçalanıp vinçle denizin altından çıkarılması yaklaşık bir ay sürecek. Şimdi kameralarımızı o noktaya çevireceğiz. Çalışmaların detaylarını arkadaşımız Selahattin Fidan'dan ve konuğundan alacağız. Zorbey adlı kuru yük gemisi Rusya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidiyordu. Ancak 2011 yılında burada Antalya'nın Demre açıklarında bir kaza yaptı ve o kazanın ardından da gemi suyun altında gömüldü. Şu an itibariyle 10 sene oldu bu batık ve o batıkta batığı çıkarma çalışmaları başlatıldı 10 sene sonra. Şu anda da konuğum yanımda Kemal Aras, şirket yetkilisi, onunla konuşacağız. Evet, öncelikle hoş geldiniz diyelim yayınımıza. Aslında oldukça büyük bir gemi. 2400 gross ton ve 114 metre ağırlığında. Çalışmalara ne zaman başladınız ve nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Çalışmalarımız yaklaşık 20 gün oldu başlayalı. Ekipmanımız 100 tonluk vinçle ve 15 personelle bu işe başladık. Bir ay içerisinde bitirmeyi planlıyoruz bu yük gemisini. Bu bildiğiniz üzere 10 yıl önce batmış bir gemi. Kamboçya bandralı, Rusya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 3000 tonluk buğday götürürken battı ve bu çevreyi, bu dünya mirası 3 ağız bölgesini, Kekovan'ın 3 ağız bölgesini oldukça bir zarar verdi. Ama bu çalışmalarımızı bir ay içerisinde bitirip burayı yine eski haline, eski şeylerine kavuşturmayı planlıyoruz. Evet, şu anda kameraman arkadaşım Ufuk Ulusoy'u da gösteriyor. Oldukça büyük bir parçada suyun altından çıkarılıyor. Çalışmalarınız nasıl? Burada büyük bir vinç kuruldu ve dalgıçlar var. Nasıl çalışıyorsun? Evet, dalgıçlar, iki dalgıç giriyor suyun altına. İki dalgıç da onların emniyeti için aşağıda onları bekliyor, gözetliyorlar. Çalışma tamamen öncelik emniyettir bizim için. Çünkü riskli bir iştir bu, ağır bir iştir. Dalgıçlarımız kesim işi de dik çekim olarak yapıyoruz. Çünkü gemi parçalanmış durumda, dağılmış durumda. En uygun yerlerinden delerek kancalara, arkamda gördüğünüz kancalara bağlanıp dik bir şekilde aşağıdaki tarihi yapıya da zarar vermeden çekiyoruz. Çekmeyi bu şekilde devam ettirmeyi planlıyoruz. Evet, bura aynı zamanda cennet köşe bir yer. Bu çalışma ne zaman bitecek? Bunu da aktarır mısınız? Şimdi 20 günle 1 ay arasında planlamamız. Tabii ki buranın hava şartlarına göre hareket ediyoruz ama bu hava şartlarında 1 ay, maksimum 1 ay içerisinde burayı eski haline, dünya mirası olarak bırakmayı hedefliyoruz. Çok teşekkürler. Kemal Aras, şirket yetkilisi. Evet, dediğimiz gibi Antalya'nın Demre açıklarına, Kekova yakınlarında batan gemi yavaş yavaş çıkarılıyor. Kısa bir süre önce başladı çalışmalar ve o çalışmaların da bir ay sürmesi bekleniyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.